Engin Ardıç, tanzimat tartışılacaksa hiç kaçırmam. Tarihçi İhsan Süreyya Sırma, Tanzimat Osmanlı'nın sonunu hazırladı demiş. Tarihçi Yılmaz Öztun'a da, Tanzimat olmasaydı Türk İmparatorluğu 19. asrın ortasında dağılıp giderdi demiş. Taha Akyol okumuş, anlatıyor. Her iki tarihçinin de haklı olduğu noktalar var. Bunu illa kutuplaşma göstergesi olarak algılamayın Taha Bey. Tanzimat bilinen şekliyle klasik Osmanlı'nın sonunu hazırlamak bir yana onu fiilen bitirmiştir. 1839'dan sonra Osmanlı artık farklı bir bitişik hibrit bir Osmanlı'dır. Eski haliyle Osmanlı 1830'larda zaten şişmişti, yolun sonuna varmıştı. Bilimi ve teknolojisi yoktu, sanayi devrimini ıskalamıştı, sermaye birikimi de yoktu, çağdaş bir eğitim sistemi de ordusu dökülüyordu, donanması yakılıp batırılmıştı, toprak kaybı süreci hızlanmıştı, daha önceleri Macaristan ve Kırım konusunda olduğu gibi, şimdi de Mora ve Mısır gibi iki önemli eyaletini elden çıkarmıştı. İki şey Osmanlı'yı ayakta tutabilirdi. Bir, batıya kafa tutmak yerine onun üstünlüğünü kabul edip yarım yamalak da olsa elinden geldiğince eklemlenmeye çalışmak Tanzimat budur. Can Havli ile bu yolu seçti. Bu yolda onu iyi kötü 80 sene daha yaşattı Kör Topal. Oksijen çadırında uzatmaları oynadı. İkinci yol, imparatorluğu bir konfederasyona dönüştürmek, bir Osmanlı commonwealth'ı kurmak, bağımsızlıklarını sonradan teker teker silahla alacak halkları daha o zamandan gevşek de olsa bir takım bağlarla bağlamak. İçişlerinde özel özerk hatta kendi parlamentosu ve hükümeti de bulunan, belki parası bile ayrı devletçikleri, padişah başkanlığında birleştirmek, hepten kopup gideceklerine hiç olmazsa federal ilişkilerle bir arada tutmak. Ama Osmanlı'da ne bu düşünceyi oluşturacak Türk aydınları ne de uygulayacak Türk kadroları vardı. Tabi bu arada sanayileşmeyi başlatacak teknik kadroları da. Benzer bir aymazlığı Fransızlar da yaptılar. Başbakan Adolf Thiers yeni icat edilmiş mendiferi çocuk oyuncağı olarak kabul ettiği ve uzun süre direndiği için Fransız demiryolları 20 yıl geriden geldi ve İngiltere'nin hep gerisinde kaldı. Bu fırsat Osmanlı'nın eline bir kere daha 1908 yılında geçti. İttihatçılar biraz da bu vaatle ayaklandılar ve halkların desteğini de kazandılar. Fakat iki sene sonra 180 derece döndüler ve Türk milliyetçiliğine hatta ırkçılığına sığındılar. Bu imparatorluğu elde tutmaya yetmezdi. Hatta tam tersine onun bir an önce batmasına sebep olurdu. Nitekim de öyle oldu. Bu ancak yeni bir Türk devletini kurmaya yarayabilirdi. Nitekim ittihat çıların imparatorlukçu A kadrosunun yerine gelen ulus devletçi B kadrosu da öyle yaptı. Fakat küçük bir ayrıntıyı unuttular. Kurdukları devlette bir değil iki halk vardı. Arap unsuruna arkalarını dönmüşler, Rum ve Ermeni unsurlarını temizlemişler, kalanları da sindirmişler ama Kürt unsurunu sırtlarına kambur olarak almışlar. Onu sopayla elde tutacaklarını, zaman içinde eriteceklerini, sorun çıkmayacağını sanmışlardı. Bugün ödediğimiz bedel, cumhuriyeti kuranların yığınakta yaptıkları bu temel hatanın bedelidir. Engin Ardıç, sabah